Evet dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Enerjik miyiz bugün? Koşuyor muyuz, yardırıyor muyuz falan? Of, olmadı. Ben yapamıyorum böyle şeyler. Geçen böyle bir YouTube kanalında böyle bir girişe denk geldim de dedim acaba ben bir şeyi orada mı hatalı yapıyorum? Neyse. Neyse, boş verin onları. Şimdi konuya geri dönelim. Arkadaşlar, hızlı bugünün hızlı videosu. Bakalım ne kadar hızlı olabilecek. Benim çenem ne kadar daha düşmeden tutabileceğim. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi ekranda zaten kocaman okuyorsunuz. Lens protokol. Lens protokol nedir falan filandır. Bunları anlatmayacağım. Yapma amacımı sadece anlatacağım ve size önerdiğim bir şeydir. Yapın dursun derim. Ne derseniz arkadaşlar, bakın burada dokümanlarını koyacağım. İngilizce her şey var. Kendiniz görebilirsiniz. Bir sosyal medya platformu tadında ama içerisinde başka özellikler de barındırıyor aslında. Birbirini takip etmek paralıydı vesaireydi falan filan. Gibi 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 özellikleri var. Bu da eskiden Lens'e biz üye olurken arkadaşlar, yani üye olamıyordunuz daha doğrusu. Siz başvuru gönderiyordunuz, bir şeyler yapıyordunuz falan. Adamlar bakıyordu, ediyordu, onaylıyordu falan filan. Hatta bakın şöyle bir waitlist falan sayfaları vardı. Lens protokole üye olabilmek için önce işte bir waitlist'e giriyordunuz. Sonra işte siz istek atıyordunuz, onlar bakıyordu, onaylıyordu falan filan. Ne yapmışlar derseniz, Lens protokolü arkadaşlar ayın 20, şu dokümanda da gördüğünüz üzere 27 Şubat'ta demişler ki biz izinimizi kaldırıyoruz kardeş. Karız iznine, yemişim iznini, ya sen bana sıkıştır parayı ben seni üye yapacağım diye yeni bir kural almışlar. Artık parayı veren Lens üyeliğini alabiliyor. Peki ben bunu niye alıyorum dersiniz? Lens'i birkaç yerde denk geliyorsunuz zaten. Protokol olarak birçok yerde üye olurken Lens şeyiniz var mı falan filan diye soran kripto projeleri oluyor açıkçası. Ben bir bunun için aldım. Şu an hangi proje istiyordu onu hatırlamıyorum ama 3-4 projede dedi, yani diyordu ki Lens profilin var mı? Varsa sana ekstra puan veriyoruz gibi gibi. Ama en önemli nedeni şu dostlar, hepimizin şu sayılara ulaşmak istediği Gitcoin Passport, neyse artık. Biliyorsunuz Gitcoin'de de Lens sekmesi vardı. Ben Lens'i açıkçası zaten Gitcoin için almaya çalışıyordum. Bakın 2,47 puan veriyor Lens hesabı alırsanız. Benim zaten daha dün aldım değil mi? Tabii ben dün aldım bu Lens profilimi. Aradan 10 dakika sonra geldim Gitcoin'den onaylattım. 2,47 puanımı aldım. Dün 30 puandım. Bugün 32,65 falan filan. Dolayısıyla Gitcoin'de 2 küsür puana ihtiyacınız varsa bu Lens en kolaylarından biri. Gidip sadece hesap oluşturup, tabii parasını basıp hesap oluşturup sonra buradan onaylatabilirsiniz. Tabii ki Gitcoin'deki birçok paralı işler gibi yapacak bir şey yok. İnsan olduğunuzu bile parayla ispat ettiğiniz bir platform yapıyor. Yani bunun üzerine çok da yorum yapmaya gerek yok. Peki ne yapıyorsunuz dostlar? Gördüğünüz gibi buraya geliyorsunuz. Sizde de böyle açılacaktır. Bu şekilde açılacaktır. Şuradan işte bir isim yazacaksınız dostlar. İstediğiniz ismi ara diyeceksiniz boştaysa eğer. Arayacak, diyecek ki kredi kartıyla ödemek mi istersiniz? Kaç para derseniz 10 dolar. Kredi kartıyla falan burada işlem yapmayın. Kripto ile ödeyecekseniz de 8 matiç, Poligon ağında 8 maticinizi istiyor herhalde. O da aşağı yukarı 8-9 dolar mı oluyor falan filan. Öyle bir para oluyor. Gelip bunu buradan 8 matiçle ödüyorsunuz. Ve daha sonra ben şimdi kendi handle'ıma geleyim. Kripto Escobar 07'yi aldım ben. İşte resim koyabilirsiniz. Zaten buraya editleyeyim ben. Editleme tuşuna basayım. Şurada bir açıklama yazabiliyorsunuz. İşte şu name'inizi başka yapabiliyorsunuz aldığınızdan başka. Bir de şurada işte resim koyabiliyorsunuz. Bu kadar. Şu an yapabileceğiniz şeyler bu Lens hesabını oluştururken. Tabii eskiden şu da vardır. Lens hesabında şurada beklerken işte komüniteye falan tıkladığınızda, bakın tıklayayım. Burada bir sayfalar falan filan vardı. Onları şu an kapatmışlar, durdurmuşlar. Herhalde bu alımları yaptıkları için. Çünkü ben buradan yaratıcılar falan diye sayfalar vardı. Gidebiliyordum. Şu an gidemiyorum. Gördüğünüz gibi hepsi gidilmez yere atıyor. Sadece şu an Lens'te ana sayfası var. Tekrar göstereyim. Şöyle geri geleyim Lens'in. Buradan gelip siz de yoksa şuradan mint edebiliyorsunuz. Dediğim gibi kredi kartıyla 10 dolar diyor ama yapmayın, sakın kartınızı falan bağlamayın. Kriptoyla 8 matiç değeri şu an için. Bence paranız varsa, yapmak istiyorsanız yapın dostlar. Lens'i başka yerlerde de, yani sadece gelip efendime söyleyeyim burada kullanmamıza yaramayacak büyük ihtimalle. Yarın öbür gün başka projelerde de Lens'e ihtiyaç duyabiliriz. Neden derseniz, gelin bakın burada da bir zaten Lens'in, her zaman göstermeye başladım son videolarda, yatırım değeri 15 milyon dolarlık bir yatırım almışlar. 8 en son ne zamanmış? 2023'te. Dolayısıyla hani bu Lens protokolün belki geleceği kendi tokeni çıkardığında bir airdrop kriteri olur, bir şey olur. Lens'in de kendi tokeni çıktığında falan filan gibi gibi düşünebilirsiniz. Velhasıl kelam dostlar, Twitter sayfası da bu, 400K takipçileri var zaten. Ben uzun zamandır bekliyordum. Waitlistlerine başvurmuştum da bana sıra gelsin de alayım diye. Şimdi artık öyle bir dert kalmamış. Herkese, parayı basan herkese verir olmuşlar.
Tercih sizin dostlar. Ben yaptım. Yapmak isteyene de böyle bir şey var diye duyurayım. Herkese göre olmayabilir. Ama Gitcoin, yani biliyorsunuz Gitcoin'de neden yaptığımız kanalda birçok videosu var. İşte airdroplarda insan olduğumuzu doğrulamak için puan yükseltmek, 2 puana, 3 puana ihtiyacınız varsa şu an için en basit yapılabilecek şey yöntem bu. Lens hesabı tabii 10 doları sıkıştırınca. Ah canım kripto. Neyse hadi arkadaşlar kaçtım. Bugünün kısa videosu dedik de ebesin nikah oldu yine. Hadi görüşürüz.